enerji değerine sahip dut kümesi, içerdiği diğer besin kaynakları bakımından da önemli bir gıda ürünü haline gelmiştir. Köme için cevizler ılık suda yaklaşık 1 saat bekletilir. Üzülerek iyice kurutulur. Ardından iğne yardımıyla istenilen uzunlukta olacak şekilde ipe dizilir. Bir kürdan ile ipten kaymaları önlenir. Perle tenceresine 3 su bardağı pekmez, 4 su bardağı su konur ve iyice karıştırılır. Bu karışım biraz ısıtıldıktan sonra pekmez su karışımından 1 su bardağı alınır. Üzerine yarım su bardağı un, 1 su bardağının 1/4 kadar nişasta ve 1 çay bardağı süt ilave edilir. Opak kalmamasına dikkat edilerek iyice çırpılır. Bunun için mikser de kullanılabilir. Tercihe göre pekmez yerine taze dut meyvelerinden elde edilen şıra da kullanılabilir. Bu aşama dut pekmez üretiminde elde edilen şıradır. Hazırlanan un bulamacı kaynamakta olan karışıma yavaş yavaş ilave edilerek karıştırılır. Karışım belli bir süre kısık ateşte kaynatılır ve perle haline gelmesi sağlanır. Perle kıvamı karışımın ne çok akışkan ne de çok katı olmayacak şekilde yumuşak pelte kıvamına gelmiş halidir. Kaynatma işi bitince perlenin ilk sıcağının çıkması sağlanır. İpe dizilmiş olan cevizler herleye daldırılır. Daldırmadan sonra cevizlerden herle akmaya devam eder. Bu nedenle herleli cevizler belli bir süre damlama kesilinceye kadar bir tekne üzerinde bekletilir.
Birinci daldırma işleminden sonra herleli cevizler 1 saat kadar bekletilir ve ikinci daldırma yapılır. İstenilen kalınlığa göre üçüncü kez daldırma işlemi yapılabilir. Daldırma işlemi tamamlanan herleli kömeler uygun bir ortamda kurumaya alınır. Ortam koşullarına bağlı olarak bu kuruma 2 ila 7 gün kadar sürebilir. Hazırlanan kömeler hiçbir katkı maddesi kullanılmaksızın streç filmine sarılarak 2 ay içinde tüketilebilir. Ayrıca +4 santigrat derecede 4 ay boyunca bozulmadan muhafaza edilebilir.